Lastikleri bizimkilerden de kötü. Kayıttayız abi, gelin. Zor yollardan merhaba. Yine Gürcistan'dayız ve artık seyahatimizin sonuna geldik. Macaer'den aşağı doğru iniyoruz. Oldukça zor bir yol. Bakalım bizi neler karşılayacak. Gelme abi. Tamam, sıkıntı yok. Abi orada kötü bir yol var ya. Olsun abi, olsun, üzülme. Şimdi bu kanal çok geniş arabayla açıldığı için bizim avantajımıza. İki Maçakhane'nin arasında tepeye çıktık. Tepeden inişe geçiyoruz. Mehmet abi, nedir durum? Nasıl bir yol? Çok çok hoş bir off-road yolu. Uzun zamandır kullanılmamış belli. Evet. Kanal var. Daha önce iş makineleri geçmiş buradan. Bir de büyük. Burada kullanılan 6x6 kamyonlar var. Evet. Onlardan geçmiş. Evet. Bu bir tuzağı dediği bu mu? Evet. Eyvah. Ağaç kesip koymuşlar. Şimdi bunların üstünden geçeceğiz. Ama orada büyük bir ağaç var. O çok önemli değil. Ona tekerleğimiz dayanacak. Gideceğiz kenara. Bak şimdi böyle tekerleğimizi dayıyoruz onu. Evet. İttik kenara. Gördün mü? Açtı. Yanda basamaklarımız var. Onlar da kaportamıza zarar vermeden onu kenara itti. Basamak dediğim side var dediğimiz. Ve bu arada altımızdan bir tane yine bir ağaç vardı. Bir onun de, üstünden atladık. Evet. Aracımızın altında skid plate dediğimiz kaydırma levhası var. Şimdi araba kanala düştüğünde onun üstüne oturuyor ve kaymaya başlıyor. Tabii evet. Bayır yukarı çıkmak olsa burayı zor çıkarız ama şu anda iniş olduğu için rahatlıkla iniyoruz. Önümüzde ciddi bir çamur var. Karşısında da tırmanış var. Bu zor bir etap olacak. Şimdi normal olarak benim inip bunu zemini analiz etmem lazım. Evet. Ama şuradan gördüğüm kadarıyla %50 geçme şansım var. Şu ilk sudan sonraki kanalda takılabilirim. Takılırsak da vincimiz var. Vincimizi de koyuyoruz. Dünyanın kayası. Takıldık. Şimdi vinçleyeceğiz ve çıkacağız. Bayağı derin bir yer. Evet. Özürenleri verir misin abi? Gidiyor abi. Geriye çekiyorsun. Ne verdik? Buraya herhalde.
Çam ağacından, ağacın kendisinden sakız topluyor bu arada. Bunu direkt çiğneyebiliyorsun. Hadi ya. Tabii, önce yapman gerekiyor ağzında. Birazcık yumuşatıp... Yani bu çam sakızı dediğimiz olay bu mu? Hakiki çam sakızı. Çam ağacından direkt çam sakızını topluyor. İşte elinde, avucundaki çam sakızı. Ve bu çam sakızını ciğerleri açıyor. Alo. Çekiliş, çekiliş. Macahela çekiliş. Macahela sakızı. Macahela çekiliş, ya. Macahela sakızı. Ha. Ha. Şimdi de bakalım. İlk evet. Geçen araba üstten kayma, zor yerleri tıraşlıyor. Evet. İkinci arabanın işi biraz daha her zaman için rahat oluyor. Dolayısıyla ikinci arabanın ilk geçen arabaya göre %20-%30 daha fazla şansı var. Çünkü göbekten takıldığı için, ilkinde vinçleyerek kaldığımız için o üstteki yüksek evet. Tekerlekleri yerden kesen kısmı tıraşlıyor ilk araba. Sırtının tamamen ıslak olduğunu, terden ıslak olduğunu ben görüyorum. Sen de hissediyorsun değil mi? Evet, evet. Abi o kadar şeyde çalıştık. Nasıl macahele getirmeme değdi mi? Boşuna gitmiş midir bu yol? Coğrafya genel itibariyle zaten çok güzel. Arkadaşlara da onu söylemek lazım. Yani etaplar da var. Zorlanacak etapları da var. Çok hoş. Hem çevreyi görebilirler hem de ufak çaplı olsa oprotlar yapar. Mevsim itibariyle kuru. Daha bir şey olmaz ama şuradan bir ay sonra bu yağmurların sonucunda buranın evet. Ne güzel bir off-road parkur olacağını düşünemiyorum yani. Harika. Çok güzel. Evet birazcık terimizi... Nasıl soğuk mu su? Çok terledim. Zeviden mi bak o? Geçen o dağdaki gibi buz gibi. Su değil. Bunu kim yapıyor bu tahtayın altıyı buraya? Temur yaptı. Temur'e senin şunu getirdim. Suyun tadı nasıldı abi? Bu kadar yorgunluğun üzerine bu kaynak suyu çok güzel geldi. Ha şarkıdaki ormanı. Böyle tadı damağımıza kalacak bir su. Hadi. Of. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Evet yola devam ediyoruz. Zorlu bir etaptan da kazas belas çıktık. Ne derece zorluktaydı bence? Orta zorlukta diyebiliriz. Bizim arabalarımızın limitlerinde geçebildiği, çok vinçlemeden geçtiğimiz bir etap oldu. Bir kere iş yaptık. Hı-hı. Ama coğrafya çok güzeldi. Sağlı sollu manzara evet. Muazzamdı. Bir şansımız vardı. Bizim oradaki gibi traktörler değil, daha büyük iş makineleri kanallar açmıştı. Dolayısıyla kanalların üstünde durabildik. Daha az takılmayla geçtik. Evet.
Gürcistan'daki seyahatimizin artık son günündeyiz. Yarın kısmetse Türkiye'ye döneceğiz. Bugün nereler bekliyor bizi? Bayar. Bugün Çakvi'nin üst tarafında doğal park var. Hı hı. Parka çıkacağız. Sonra geri dönüp Kubuleti'ye gideceğiz. Yani Acara bölgesinin Antalya'sı. Yazdık bir yeri. Evet. Fakat tabii biz sahilde kalmayacağız. Orada da Intreşista dedikleri Intreşi Dağı. Intreşi Dağı'na çıkacağız. Çakvi Stavi Dirala Parkı'nda zor yollar. Dirala Parkı Batum'a 20 kilometre uzaklıkta. Gürcistan'da toplam 8 milli park mevcut. 50 sit alanı. 50 tane sit alanı, 8 tane milli park. Bu milli parklardan bir tanesindeyiz. Çakvi Stavi Dirala Milli Parkı 15.804 hektar üzerindedir. Bitki çeşidi ise 284 bitki çeşidi. Ayrıca endemik bitki türü ise 16 çeşit endemik bitki türü mevcut. Hayvan çeşidi 95. 9 tanesi çok bilinen, mesela kurt, çakal, ayı gibi çok bilinen yabani hayvanlar. Onun dışında kuş, yani kuş türleri dahil 95 tür hayvan çeşidi. Batum'a uzaklığı ise 20 kilometre ve 8 kilometresi Çakvi köyünden sonraki alan 8 kilometre. Çakvi Stavim Dirala Parkı. Dirala Parkı'nın, yani Milli Parkı'nın bulunduğu yerdeyiz. Köy meydanı, köy konağı önünde. Ben burayı sanki Bursa İnegöl'deki bazı köylere benzettim. Orada derlediğim bir türkü var. Tetro Mamalo.
buraya çok yakışacağını düşündüğüm için onu söyleyeceğim. Hele gagmaşiç ve nisahlebi mokden berebi darçenahlebi. Hele gagmaşiç ve nisahlebi mokden berebi darçenahlebi. Şeni cirime şengen atvale şeni tval zarbime şemi tvale. Şeni cirime şengen atvale şeni tval zarbime şemi tvale. Çven sahlis karze ikonişani gada gargula çvenina sahli. Çven sahlis karze ikonişani gada gargula çvenina sahli. Şeni cirime şengen atvale şeni tval zarbime şemi tvale. Tetroma malo rato markivi lamazo kalo rato maitiri. Tetroma malo rato markivi lamazo kalo rato maitiri. Şeni cirime şengen atvale şeni tval zarbime şemi tvale. Şeni cirime şengen atvale şeni tval zarbime şemi tvale. Kobuleti vilayetinin yani Kobuleti kentinin Kaledibi mevkiindeyiz. Kaledibi ismi Petra Kalesi'nden gelmektedir. Petra Kalesi 4. yüzyılın sonlarında 5. yüzyılın başlarında yapımı tamamlanmış olan bir kale. Bizanslılar tarafından yapılmıştır. Kalenin içerisinde bir kilise, ayrıca hamamlar, bir kuyu, burada hemen sol tarafımızda bir kuyu. Bu kuyudan su alınıyordu. Yine bir de tünel bulunmakta. Tünelin çıkışı denizde ama neresinde olduğu bilinmemekte. Çünkü düşmanın bilmemesi açısından. Kalenin içerisinde 3000 askerin barınabileceği kadar bir alan mevcut imiş, değil mi?
1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bu kale tahribat gördü. O zaman yıkıldı ve yıkılan taşları da buradan Batum'a taşıdılar. Birçoğunu Batum'a taşıdılar. Bu kale ne yapıyordu? Bu kale şurayı, şurası için yapılmıştı. Poti'den Sarp'a kadar olan deniz kıyısını kontrol altına alıyordu. Tamam, evet. Değil mi? Kalenin tarihçesi böyle. Daha sonra da dış tarafta bir karkas, beton karkas yapılıyor. Beton karkasın neden yapıldığını bana anlatabilir misin? Reichswinga Agetes Garay isini. Esiko Aranjereya. Aranjereya sadats gamoqavdat jishebi, citrusis, chais. Esiko limonis. Limonis, qelas, citrusis. Dış taraftaki karkas bazı bitkilerin ve meyvelerin yapımı için uygun bir toprak olduğundan dolayı o karkaslar bitki ve meyvelerin yetiştirilmesi için yapılmış. Alan çok büyük. Bu tarafa doğru gidildiğinde deniz görünüyor. Petra Kalesi'nden söyleyeceklerimiz bu kadar. Yolumuza devam ediyoruz. Ben soyunup giriyorum.
Tepede dur abi. Çok soğuktu su. Neydi dedi. Oradaki problem? Problem pek yoktu. Herhalde ben geçerken bir taşı yerinden oynattım. Mahmut benim izlediğim yolu izlediği halde o taşa takıldı. Taşa takılınca da olduğu gibi şey oldu. Koordinasyon bozuldu. Evet. Ama sorun yok. Offroad'da olur böyle şeyler. Gayet eğlenceli bir geçiş yapmış olduk. Bir sıkıntı yok. Gürcistan seyahatimiz burada bitti. Haftaya yeni zor yollarda olacağız. Kalbimizin yarısı Gürcistan'da kaldı. Gerçekten çok dost, misafirperver insanlardı. Her şey çok ucuzdu, çok güzeldi. Batum çok sakin. Gidilebilecek, görülebilecek çok yer var. Sizleri de bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.